Kime savallar var mavzu alakadar? Elbette. Çünkü ular özlerden mez, ularga büyütmeçiler var. O şey büyütmeçiler, başta ben kulük meselelerini, ahlaksızlık misallarını kilitirdim. O şey ahlaksızlık misallarını kollab kuvvetleyetken misal için hangi ne? Hizb-ı Tahrir cemaatini hem kollab kuvvetleyetti. Hayır mısınız? LGBT'ye politiki etkenler, hizbiye politiki yaptı. İkkalesi hem politiki yaptı. İki de cebheden hücum kılı yaptı bizge. LGBT'nin kabul kılmasızlığımız anır, lakin dini manada biz Müslümanız. Dini metinler bilen kiliyetken adamını çalgıp kalış ihtimalimiz ko. Şunun için bu cemaatler ne hem bizge ne bakılı yaptı? Yani karşı koyu yaptı. Hücum kıldı yaptı. Elde hiç kaçan LGBT bilen Hizb-ı Tahrir cemaatı bilge bu miydi? Birbirini yoklamaydı. Lekin bunlarını kollab kuvvetle yetken arka siyasetçiler bitti. Cemiyetlerde bunu gücünü, kuvvetini korup durup biz. Bitti mi sonuna edeyiz sizce? Biz Müslüman mıyız biz? Hakikat parvar mıyız biz? Özbekistan'daki imamlar allacı. Bunlarını yapıyor kulak samayınlar degen Baba Murat Abdullah Tanislam. Baba Murat Abdullah degen Osman Haknazar namı bilen o makalalar kurgen bala var. Şu imamlar, böylece Müslümanlar idaresi hemmesi adaşken de o Germaniye boru olup sayrı yetken adam Özbekistan'da bir problemi gitirken de onu advokatı. Sütte, onge advokatlik kıyan adam en bazarıfke advokatlik kıyan. En bazarıf bilesler mi? LGBT targıbatçısı. Miraziz Bazarov, LGBT'nin targ'ibotchisini himoya qilgan Sergey Mayorov degan odam Bobomurod Abdullani himoya qildi. Yuqorida aytgan gapimning isboti bu. Diniy ma'noda da'vat qilayotgan, ya'ni o'zini dindor ko'rsatayotgan va O'zbekistondagi dindorlarni o'zini ishini to'g'ri amalga oshirmayapti deb da'vo qilayotgan odam O'zbekistonda qo'lga tushib qoladi bir jinoyat bilan. Himoyatchisi Sergey Mayorov bo'lib chiqdi. LGBT'nin targ'ibotchisi bo'lgan Miraziz Bazarovni ham himoyatchisi aynan shu. Bularni faoliyatini himoya qilib butun dunyoga jar solgan ommaviy axborot vositasi ozodlik. Aloqani bog'liqligini qarang. Ozodlikni moliyalashtirgan jamiyat Amerikani Kongressi. Ha, demak, ko'zni ochaylik. Bu joyda o'yinlar bitta qo'ldan boshqariladi. Bu qo'l bizni jamiyatimizni ichiga xohlang Hizb-ul Tahrirni, xohlang LGBTni kiritib bo'lsa-da parokanda qilish rejasi bor. Bulardan himoyalanilgan narsamiz sog'lom e'tiqod. Sog'lom tushuncha, an'analarimiz, tillarimiz, asliyatimiz, qadriyatlarimiz. O'zbekistonda Webster degan universitet bor. Amerikaning moliyasi bilan tashkil qilingan universitet. O'sha joyda O'zbekistonga shantaj montaj bilan kirib kelgan Agneshka degan jurnalist bor. Shantaj bilan kirib kelgan O'zbekistonga. O'zbekistonning elchixonasiga murojaat qilgan, elchixona unga rad javobi bergan. Rad javobi berganda elchixonadagi bir odam bilan SMSlashgan. Va shu SMSni olib, meni tajovuz qildi, zo'rlamoqchi bo'ldi deb shallaqilik qilgan. Keyin bundan O'zbekiston diplomatik ma'noda muammo bo'lmasin deb kimlardir ko'z yumgan O'zbekistonga kirgan. Hozir O'zbekistonda u Agnish. Shuni video tarqadi, ko'rdinglar? Video tarqadi Webster universitetida kirib olib, o'zbeklar geylikka aloqador xalq, millat deyapti bizni. O'zbek jamiyatining aksariyati yuqorida ichki ishlarda, boshqa kontrol nuqtalarida geylar bor. Bu bilan talabalarga motivatsiya beryapti. Bemalol gey bo'laveringlar, chunki sizlarni himoya qiladigan organlarda odamlar bor. Boburni gey deyapti. Lekin bunga hech kim hech narsa demayapti. Nimaga? Bu ya'ni chaqira da'vat qilyapmiz rasmiy doiralarni. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Jinoyat bu.
Onu tezde aslında kanuni asasda bunu deport kılış gerek yok ki cezaya tartılış gerek. Babur ne giydi yaptı? Babur tarihimiz biz bu. Şimdi kuddu şunu başka cebhesi var. Başka cebhesi de Amir Temur'u kankor deyiş, bizim tarihimizde hücum kılış, hadirge cemiyetimizin hızbi, salafi kılışki urunişlik hareketler bir kıl. İdeoloji her kıl. Lekin kollab kuvvetli yetkenler bir kıl. Ularge hiç kim gırrın diye almayattı. Açınlarının tamamı şu. Lekin deyişimiz gerek. Bizim cemiyette hali vicdanlı adamlar turuptu cahide. Fakat bularge tutki gerek. Uyuvatış gerek. Biz sizler bilen buluyorken sohbetlerdeyim. Sizlerden bir gün gelip şuna kadar sizlere robaru bugün peytilerde vicdani masuliyetini amalga aşırışımız gerek. Çünkü biz fakat bir şahslarga bağlılık cemiyet masumuz da biz. Biz devletke bağlılıkımız, cemiyet devam etiş gerek. Hükümetler, iktidarlar özgür adı. Kursuylar yengilen adı. Bugün başlığıyız, ertege ketip oradaki başka adam geledi. Maksat devlet devam etiş gerek. Cemiyet devam etiş gerek. Millet bizden ki yenge avlatke biz sağlam devlet, cemiyet kaldırışımız gerek. Bunun için iktidarda bugün imkaniyeti var. Mesul şahslar vicdani münasebetini yok atmasını gerek. Bunlarla nispeten keskin çağrılarını koruş gerek. Ben hayran buldum. Ne demek ki ceza kullanışmayın? Açık aydın online ders veri yaptı. Gay, Özbekler gay diyepti. Bacca var bugün ajdatlar indi yaptı. İngiliz tılı da gapri yaptı, Özbeklerge ders veri yaptı. Bunu kanun asasında cezalaş gerek. Cezalanmese, değil mi bu arada? Demek, kandaydır büyürtme bilen o hareket kılı yetkeni. Malum bu kare yaptı. O şey büyürtme bilen, onu yöneltir yetken cemiyetler, bizi içimizdeki masullerden küçülülük yaptı. Bizi kanunlarımızı işletmeye koyuyordu. Suriye'ye işitini özden özü kırıp geldi de öyleydi. Kim eğer şuna oylasa, aklı sağlamlar o adam. İşit Suriye'ye mahsus küçüleri bilen kırıtırken. İslami fon, sakalı var, sallası saçı uzun, kolu da kural, Allahu Ekber deyip kırıp adam kırıştı fakat. İslam'da adam kırılmaydı ki. İslam'da ne yapıyor? Köçede turgan ahalini avlaştı. Köçede avga çıkan mısınız? Orada katkan singer adam atıştı ya. Ve bunu YouTube'larga videoya alıp koyuştu. Hiç kim olur ring demedi değil mi? Ularını kollab kuvvetli etken teşkilatlar, malum teşkilatlar oldu. Suriye'ye Amerika kralmayı turuldu. Kiranan dese Rusya raketesini doğruladı, Kırmızı'yı sembetke dedi. IŞİD'ni kırgızdı, IŞİD kamyon dabdarakı gendiyken doğru kırı vardı. Ha, IŞİD'nin tozarayını kırdı işte. İşit özlerdi ki. İşitini oraya yapmıştı, Ben Nisan'ı uğruştu. İşitini oraya yapmıştı, neft kallarını uğruştu. Bu siyasi oyunlar buna. Bunlar ammevi ahbarat vasitelerinde promoy verilmeydi. Tahlil kıladırken adam vaziyet kimge, vaziyet kimge oynayetkenliğini korup baha veririz. Siyasi tahlillerine muhtaç bunlar. Ha, demek. İm Bazarov'ni himaye kılıyetken Sergey Mayorov, Baba Murat Abdullah'ni himaye kılıyetti. Şimdi, neşte kulası çıkardı bu etten? En bazarı demek K.T. Demek. Yo dese, onda seni mi ki himaye kıyan advokat? Onun LGBT'ni himaye kılıyordu. Yo dese, ha demek LGBT'ni davat kılıyordu. Cemiyetler, siyasetçiler seni yem kolla kuvvetliyordu. Meyli sen K.T. yemezsen, lakin uşalarını yüvündüsünü içiyordu adamsan. Hain sen, yani biz bilip bu işimiz gerek. Baba Murat Abdullah degen adam hain. Kimlerdir tamamından kollab kuvvetlerini yaptı, gapırtırını yaptı. Arkasında batarikası var onların. Bitti Burak durup cemiyetke hücum kıldırını yaptı. İttek özünün avlatlarına, özünün milletine taşlarını yaptı. Adamlarına ne böyle yaptı? Ben bir videosunu görüp kaldım bu adamda. Oradaki kendi... Şunu korsatayım dedim. Assalamu alaikum hürmetli Facebook'taş dostlar. Sizler bilen bir husançilikle ulaşmak istedim. Şu yıl 8. Sentyabr günü yurtumuz prezidenti hürmetli Şavkat Miramonovich Mirziyoyev
Yurtimiz prezidenti. Yurtimiz prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev deyapti. Hurmatli nimaga deyapsizmi? Uy berilgan bunga. Uy berilgani uchun hurmatli. Hozir Germaniyada hozirgi postlarni ko'ring. Prezident so'kayapti, haqorat qilyapti. Uyi olib bo'lgan, jamiyatda yana onasini olib kelib o'tkazib qo'ygan, onasidan ham intervyu olyapti o'zi. Endi shu odam bizga nima deyapti? Tilyog'lamachilik qilyapsan sen deyapti bizga. Biz qanday tilyog'lamachilik qilamiz? Hurmatli Musaffo Osmon boshqara qilayotgan sitatalardan bittasi o'zi. O'zi shuni qilib yuribdi. Mana shu barcha jihozlari, mashina texnika, gilam, hamma narsasi, mana shu ko'rpa to'shak hamma narsasi bilan birga 3 xonali uy hadiya qildilar. Hozir shu uy olgan menga hadiya qilingan prezident tomonidan berilgan uyning bitta xonasini sizlarga mana ko'rsatib turibman. Mana hozir yana ko'chamiz bu yoqqa. Mana bu oshxonasi. Mana oshxonadagi barcha jihoz, idish, tovoq hamma narsasi bilan birga prezidentimiz menga berdilar. Mana bu xona, mana bu yotoqxona pardalari bilan birga lustra. Buni men sizga haqiqatni aytib beray, bu Usmon Haqnazar nomi bilan maqolalar qilib yurganligini da'vo qilganda qo'lga tushgan, kirib so'roq savol berayotgan, keyin sud zalidan ozod qilingan. Jurnalistik qarashlar uchun bizda qamalmaydi, demokratik tamoyillar bo'yicha. Boshini silangan. Nimaga? O'zimizni xalqimizdansan-san. Tashqariga aldanding, endi bu ishni qilma, qo'yib yuboradigan. Keyin bu o'shandan keyin Qirg'izistonga borib, Bishkekda blogerlar maktabida ta'lim olishni boshladi. U maktabning asoschisi Soros. George Soros fondi asosida. George Soros o'qitgan blogerlar har doim inqilob paytida kerak bo'ladi. Davlatlarni inqilob qilgan paytida, to'ntarish bo'lgan paytida o'zlarini blogerlarini oldinga tashlashadi ular. Ularga qarshi gapirgan odamlarning gapini bosib yuborish, shallaqilik, baqir-chaqir qilish uchun bular kerak. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, o'sha paytlarda Qirg'izistonda to'ntarish bo'ldi, ya'ni oxirgi saylovlarda to'polon ko'chaga odamlar chiqib ketdi va Qirg'izistonning xavfsizlik xizmati Soros tashkiloti o'qitayotgan, Soros tashkiloti ta'minlayotgan blogerlarni ushlab, ularni deport qildi. Shulardan bittasi bu O'zbekistonga berildi. O'zbekistonga kelganda bu buni onasi chiqdi, meni bolam dedi, uysiz qolgan, joysiz qolgan, yig'lab siqtadi. Endi ona izor. Endi har qanaqa ona nima deydi? Bolasini yumshog'im, oppog'im deydi. Tipratikan ham yumshog'im deydi bolasi. Onani haqqi bor. Ha, onaga nisbatan gapimiz yo'q bizda. Bizda jamiyat nima qildi? Yana insonparvarlik munosabat qildi bunga. Bo'pti dedi, chiqarib yubordi. Va bunga uy berdi. 3 xonali uy Toshkentda. O'zi ko'rsatyapti. Maktab, onasidan intervyu olgan. Intervyusidan qo'yib beray ozgina. Mana shu xursandchilikda shu yangi uyda hammalarimiz yig'ildik bugun. Opa-inasiz men Qirg'izistonda qamalganimda prezidentime murojaat etdingiz, ko'zyoshlaringiz bilan shu og'ir ahvoldan qutuldim. Tushuntirdingiz mana Shakadagi inobatni olib bizga misol uchun siz o'sha murojaatingizda uy so'ramagansiz lekin tor uyda nochor ahvolda yashaydi deb aytgan ekansiz inobatni olib prezidentimiz shuncha uy mana berib turibdi hamma narsasi bilan nol deb aytasiz prezidentimizga. Men shu edim oxirgi murojaatimda. Mana bolam og'ir ahvolda yashaydi, o'zi nochor ahvolda yashaydi, bir eski uyda turadi hozirgi vaqtda. Shunday qiyin ahvolda yashab turibdi deb aytgan edim. Shuni men kutmagan edim. Men prezidentimizdan shu bolamni og'ir ahvolda yashayotganligini, mani bolamni ishlari aralashmaganligini aytib inob. Shuni aytgan edim. Shuni prezidentimiz eshitib inobatga olib, mani bolam shunday uylarni hadya qildi. Men shuni eshitib bolam bana telefonda 8 sentyabr günü aytganda ben kalkıp kaldım özümün çetişimini bilmiyorum. Şunu kursantçılığımdan telim aylanmazdan kaldı. Şunu prezidentime anlatayım yapsın onları. Bin
Bishkekda qo'lga tushgan. Bishkekning maxsus xizmatlari Soros o'qitayotgan blogerlarni ushlab, ularni o'zining mamlakatiga deport qilgan. Qirg'izistondan yo deport qilgan yoki nimadir asosda bergan O'zbekistonga. Men uni qonuniy asosini bilmayman, lekin aniq. O'sha paytda onasi chiqib aytgan, "Mening o'g'lim anaqa yordam beringlar, o'zi tor uyda o'tiradi" deb shikoyat qilgan, qiyinchilik taksi bilan kun ko'radi degan. Keyin buni qo'yib yubordi. Nafaqat 3 xonali jihozlangan uy berildi bunga. Va qo'liga yana bitta yuqorida bitta suhbati bor. Qo'liga qizil pasportni qaytib berilgan. O'zbekistondan chiqib kirish pasporti, taqiq yo'q, jinoiy ham qanday narsa olib tashaldi deydi. Hamma imkoniyatni qilib, vaziyatni mo'tadillashganini bilgandan keyin tiq-tiq ko'chaga chiqib ketdi, xoti Germaniyada. Hozirgi o'sha buni profiliga kirsangiz, hozir mana bu aytayotgan gaplariga g'irt teskari gapni gapiradi. Ya'ni bir musulmon o'zbek mentalitetiga mutlaqo zid munosabatdagi odam. Kecha tuzini yeb, rahmat sizga deb turdi, hozir to'g'ridan to'g'ri dasturxonga tupuryapti bu. Tuzliqqa tupuryapti bu odam. Mana shu odamni kim himoya qildi? Men buni shaxs muhim emas bizga. Buni kim himoya qilyapti? Ya'ni Bozorovni himoya qilgan Mayorov himoya qilyapti. Yuqorida aytgan suhbatimizdan ko'zlangan maqsad bular jamiyatni qo'lga olish uchun, iqtidorni qo'lga olish uchun adolatparvarlik, haqiqatparvarlik, din, diyonat, inson huquqlari, erkinliklar degan gaplardan foydalanyapti. Asli kerak emas bular. Chunki bu qadar bo'lmaydi-da insonga, ya'ni yaxshilikni ko'rinamaklik bu qadar bo'lmaydi. Bu endi tashqariga chiqib olib, ichkariga hujum qilyapti. Ya'ni o'z gapirishimiz kerak, saylovlarda gap tashlamiz sanlar bilan deb. Ha, hali gaplashamiz bular bilan. Men misol tariqasida bir narsani ko'rsatdim. Bundan bizi xalqimizni ko'zi ochib va jamiyatimizdagi rasmiy doiralar ham inshaalloh vijdonli odamlar bilan to'la bu masalalarga to'g'ri yondoshishimiz kerak. Har kim o'zini mas'uliyatini amalga oshirish kerak. Agrishka masalasi to'xtab qoldi. Menimcha buni ko'tarish kerak. Bizning millatni haqorat qilyapti. Ziyolilar jim, bizdagi ziyolilar jim. Yozuvchilar uyushmasi a'zolari jim. Kim bunga munosabat bildiradi? Biz ya'ni jonli muloqotlarda, malaka oshirish suhbatlarida buni aytib jon kuydiryapmiz. Bizning gapimiz juda uzoqqa bormayapti-yu, lekin eshitganlar to'g'ri qabul qilyapti, to'g'ri shu gap deyapti. Bir tomondan buni biz yutuq sifatida qabul qilamiz. Alhamdulillah, mayli. Qo'limizdan kelgancha ovozimizni eshittiryapmiz. Lekin ularga ya'ni rasmiy faoliyat qilish kerak, ularga rasmiy munosabat qilish kerak. Agneshka kirib olib bizning millatni haqorat qilaversa indamay turishimiz to'g'rimi? To'g'ri-yu. 120-chi modda bor. LGBTni targ'ibotchilari, LGBT tashkilotlari buni jinoyat bu, 3 yilgacha qamoq. 156-chi modda bor. Diniy nizo, milliy nizo qo'zg'aganlarga 2 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Nimaga ularga bu qo'llanilmayapti, nimaga? Men bundan hozir xavotirman. Bular jinoyat qilyapti, jinoyat bu.